Mehmet Acet İstanbul için nefes kesen taktik savaşları Pazartesi sabahından itibaren İstanbul seçimleriyle ilgili yürüyen eylem ve tartışmalara baktığımızda tarafların pozisyonlarının da bir fotoğrafını çekebiliyoruz adil bir yaklaşım biçimiyle düşündüğümüz takdirde binde üçten daha az bir orana tekabül eden 20 bin civarındaki oy farkının geride olan parti açısından itiraz konusu edilmesinden daha doğal bir şey olamaz. AK Parti adına konuşan isimlerin açıklamalarının çerçevesine baktığımızda bu doğal hakkın kullanılması, tek bir seçmenin dahi oyunun zayi olmaması niyetiyle hareket edildiği net bir şekilde görülebiliyor. Ayrıca kullanılan cümlelerin aralarına itirazların sonuçlanması ile ortaya çıkacak tabloya rıza göstereceğiz anlamına gelen ifadelerin de sıkıştırılması karşı cephenin hile argümanını zayıflatıyor. AK Parti sözcülerinin sandıkta kaybettiklerini masada geri almak istiyorlar şeklindeki bir algı ve kampanya karşı bu şekilde dikkatli bir dil ve tarz benimsemesi önemli. CHP'nin tutumu kendi içinde çelişiyor. CHP ise bütün bu itirazlar dikkate alınmadan, geçersiz oyların durumuna yeniden bakılmadan bir an evvel Ekrem İmamoğlu'na mazbatanın verilmesini istiyor. Bu anlamda İmamoğlu'nun anıt kabiri ziyaret edip imza defterine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yazmak gibi kural dışı hareketleri de oldu. CHP'nin büyükşehir seçimiyle ilgili bu tutumunu kendi içinde çelişkiye dönüştüren bir başka gerçek daha var. İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde kullanılan oylar CHP'nin itirazı ve bu itirazın kabulüyle yeniden sayılmaya başladı. Ekrem İmamoğlu'nun itiraz etmekten vazgeçin, elimizi havaya kaldırın şeklindeki beyanatlarının kendi partisinin başka bir yerde hak arama çabalarıyla nasıl bir tenakuz içine düştüğü ortada değil mi? hukuk istiyor. Oylar yeniden sayılıyor, bırakalım hak yerini bulsun. Kendi adıma son üç gündür seçim sonuçları ile ilgili güven verici bir sürecin ilerlemekte olduğunu gözlemlediğimi söyleyebilirim. İstanbul'da AK Parti'nin büyükşehir oyları ile ilgili olarak ilçe seçim kurullarına yaptığı itirazların bir kısmı kabul edildi, bir kısmı reddedildi. Kabul edilen yerlerle ilgili CHP il seçim kuruluna başvurdu. İl seçim kurulu oy sayım sürecinin tedbiren durdurulmasına karar verdi. Aynı gece Ankara'da YSK AK Parti'nin başvurusu üzerine 11 üyesiyle olağanüstü bir toplantı yaptı. Daha önceki uygulamalardan yola çıkarak oylar sayılmaya başlamışsa durdurulamaz hükmüne vardı. Bu trafiğe bakınca herkesin kendi işini düzgün bir şekilde yapmaya çalıştığı şeklinde bir hükme varabiliyoruz. Dün saat 16.00 civarında 16 ilçede geçersiz oyların, bazı ilçelerde ise oyların tamamının yeniden sayılma işlemi devam ediyordu. Geçen yıl yapılan düzenlemeye dikkat. Oyların geçersiz sayılması zorlaştırıldı. AK Parti teşkilat çevrelerinden aldığım nabzı da aktarayım. Öncelikle sonuca dönük umutlu bir çaba olduğundan söz edeyim. Toplamda geçersiz oyların oranı Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkının 15 katını buluyor. Bir başka deyişle de 300 binden fazla geçersiz sayılan oyun 20 binde biraz fazlasının AK Parti lehine geçerli sayılması halinde sonuç değişecek. Binali Yıldırım öne geçecek. Bu noktada geçersiz sayılan oyların hangi gerekçelere dayandırıldığı konusu da büyük önem taşıyor. Haziran 2018 seçimlerine gidilmeden önce AK Parti ile MHP'nin birlikte yürüttüğü çalışmalarda oyların geçersiz olmasını zorlaştıran bir takım yenilikler de getirilmişti. Örneğin, 2014 seçimlerinde muhtarlık için kullanılan oyların aynı zarfa konulmaması nedeniyle yüklü miktarda oy sahi olmuş, seçmenin iradesi ideal haliyle sonuçlara yansımamıştı. Geçen yıl yapılan düzenlemede bu türden iptal gerekçeleri kaldırıldı. Seçmen iradesine taalluk etmeyen usul hataları, oyların iptal gerekçesi olmaktan çıkarıldı. İstanbul'daki yeniden sayım işlemleri nasıl sonuçlanır? Şu dakika itibariyle bilmiyorum ama bu yeni düzenlemenin AK Parti'nin itirazlarını destekleyici yönde sonuçlar vermesi beklenebilir. Eğer 2014 seçimlerinde olduğu gibi doğrudan seçmen iradesine dokunmadığı halde usulle ilgili sorunlar nedeniyle geçersiz sayılan oy miktarı yüksek çıkarsa bu durum seçim sonuçlarını değiştirebilir. Şu an için durumu AK Parti lehine çevirebilecek iki teorik görüş dillendiriliyor. 1. geçersiz oyların AK Parti'nin güçlü olduğu ilçelerde daha fazla olması, 2. geçersiz oy kullanma ihtimali daha yüksek olan daha az eğitimli kesimin tercihlerini ağırlıklı olarak AK Parti'den yana kullanıyor olması. Başta dillendirdiğimiz düşüncemizi tekrar edelim. Seçimler binde üçten daha az bir farkla sonuçlanmışsa, geçersiz oyların miktarı bu farkın 15 katına kadar çıkıyorsa oylara yeniden bakılmasından daha doğal bir şey olamaz. Ortaya çıkacak nihai sonucun taraflardan biri için büyük hayal kırıklığı getireceği kesin. Önemli olan o noktada o nihai sonuca razı olma erdemini gösterebilmek.